Değerli Dört Yol manşet izleyicileri, şu anda Dört Yol Halk Bankası önünde Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileriyle beraberiz. Bugün malum Kızılay'daki stokların azalması münasebetiyle duyarlılık gösteren ilçe başkanımız Sayın İlyas Berik Bey'le dün de görüşmüştük. Sağ olsun, bugün de Ülke Ocakları Başkanımız ve aynı zamanda Ankara'dan ayağının tozuyla gelen milletvekilimizin danışmanı yine Kaan Başkanımız var. Başkanım, istersen en son finali seninle yapalım. Kaan Başkanım, ayağınıza sağlık. Ankara'dan geldiniz. Geçen çok güzel bir program yapmıştık. Lütfü Kaşıkçı Bey'le. İnşallah tekrarını en kısa zamanda bekliyoruz. İnşallah. Sayın Vekilimiz de çok memnun oldu programdan. Ne kadar güzel. İlçemizle ilgili de bir konuyu gündeme taşımış olmaktan, sizlerle beraber olmaktan da çok mutlu olduğunu ifade etmişlerdi. Allah razı olsun. Dört yıllar olarak da programdan çok memnunuz. Konuyu da halen takip etmeye devam ediyoruz. Sayın Vekil'den de sözü aldık. İnşallah en kısa zamanda da programın burada bir yüz yüze etabında birlikte gerçekleştireceğiz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Kızılay ile ilgili kan bağışa geldiniz, siz de duydunuz. Evet, Kızılay önemli bir kuruluşumuz. Şu anda kan stoklarımızda da bir düşüş var. İki aşamalı da düşünmek lazım. Hem içinde bulunduğumuz durumla ilgili olarak hem de zaten bir insanın sağlıklı devam edebilmesi için hayatına kan vermesi de çok önemli. Kan hücrelerini yenileyebilmesi için. Kandaki ilik yağının normal seviyelere tekrar gelebilmesi için kan bağışını çok önemsiyoruz. Bu noktada da tüm vatandaşlarımıza kan bağışı noktasında gönüllü olmaları noktasında bir çağrı yapıyoruz. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımızla Ülke Ocakları Başkanımızın çağrısına uyduk. Hafta sonu Ankara'dan gelmiştik. Bugün ayağımızın tozuyla da inşallah kan verip biz de faydalı bir birey olmaya gayret edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Çok sağ olun. Evet, Dört Yol'daki en sosyal manada içerikli başkanlardan bir tanesi Oğuzhan Özdemir, Dört Yol İlçe Ocakları Başkanı. Başkanım, dün akşam da telefonla görüştük. Neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle teşekkür ediyoruz. Biz de ilçe başkanlığımızın öncülüğünde Kızılay'a kan vermeye geldik. Biliyorsunuz ülkemizde ve vatandaşlarımızın kan ihtiyacı olduğunda en çok başvurduğu iki kurum var. Birincisi Kızılay, ikincisi Ülke Ocakları. Biz de Ülke Ocakları olarak Kızılay'ımızın son zamanlarda yaşanan kan stoğu sıkıntısını göz önünde bulundurarak hem ilçe başkanlığımızla birlikte hem de Ülke Ocakları olarak gönüldaşlarımızla birlikte kan vermek için bugün Halk Bankası önündeyiz. Bütün vatandaşlarımızı da kan vermeye davet ediyoruz. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün bu Covid-19 ile alakalı rahatsızlık geçiren bütün vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah inşallah kimseyi muhtaç bırakmaz ama kan da bir ihtiyaç. Bunun doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, dünkü duyarlılığınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Bugün AK Parti 4 Yol İlçe Başkanı Mehmet Burak İzgi Bey ile görüştük. Cumhuriyet Halk Partisi 4 Yol İlçe Başkanı Gökhan Özer Bey ile görüştük. İyi Parti 4 Yol İlçe Başkanı Gürcan Eker ile görüştük. Onlar da inşallah önümüzdeki pazar günü yapacağımız kan bağış kampanyasında ekipleriyle beraber olacaklarını söylediler. Bugün dünden yapmış olduğumuz görüşme itibariyle siz de ekip ve arkadaşlarınızla beraber geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ayağınızı sağlık. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle ben teşekkür ederim. Kan bağışı hayat kurtarır. Öncelikle buna dikkat çekmek istiyorum. Katkıda bulunmak isteyen bütün arkadaşlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Önemli üstünde durmamız gereken bir konu aslında. Dediğim gibi kan hayat kurtarır, kan bağışı hayat kurtarır. Burada vereceğimiz kan belki de en yakınımızdaki bir hastaya şifa verecektir. Şifa da katkıda bulunacaktır. Onun için bütün hemşerilerimizin bu konuda hassasiyetle konunun üzerinde durmasını rica ediyorum. Bu eksiğimizi bir an önce kapatmamız gerekiyor. Çünkü Kızılay'da şu anda kan sıkıntısı var. Bildiğim kadarıyla dışarıdan kan ihraç kan ithal ediyoruz diye biliyorum. Evet. Bunun önüne geçebilmemiz için her bireyin hassasiyet göstermesini önemli rica ediyorum. Evet. Sayın Başkanım, dün 4 yıl için 48 gibi bir rakam olmuş. Yani gelen talepleri de çok güzel bir olay. Bugün inşallah 48'de geçeceğini tahmin ediyorum. İnşallah. Yapacağımız çalışmalarla beraber. Size de ekip arkadaşlarına da çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınıza başarılar dileriz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Değerli Dört Yol manşet izleyicileri, Dört Yol'da Halk Bankası'nın önünde kan bağış ve kök hücre kan bağış kampanyasında devam ediyor. Evet, Avukat İsmail Başar Bey, sizi alalım lütfen.
Evet, çok duyarlı bir çalışmaya imza atıyorsunuz. Evet Ali Dağlı Bey, ilk önce Avukat İsmail Yaşvar'dan başlayalım. Evet. Sayın Başkanım, 9 Ocağı inşallah çok güzel kutlayacağız. Onun hazırlıklarına başladık. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle bütün insanları kan bağışına davet ediyoruz. Bu pandemiden dolayı da bu stoklarda epeyce bir azalma var. Bu sebeple ben her 3 ayda 4 ayda bir kan veriyorum. Tüm arkadaşları da tüm dört yol hemşehrilerimizi kan vermeye davet ediyorum. İnşallah 9 Ocak dört yolumuzun kurtuluşu. Bu vesileyle de emeğe geçen tüm şehitlerimize, dört yolu büyüklerimize, atalarımıza rahmet diliyorum. Allah'ım çok teşekkür ederiz. Evet, Kara Mehmet Çavuş'un torunu olmak farklı bir durum Ali abi. Evet. Neler söylemek istersin? Ülkemizin bir zor günlerinde ülkemizin kan bağışı yaparak biraz olsun hastalarımıza yardımcı olabilmek için biz Türk milleti olarak elimizden geleni yapmak zorundayız. Yapmaya da çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımıza kan vermeye davet ediyoruz. Evet çok teşekkür ederiz. Rica çalışmalarınıza ederim. Başarılar diliyoruz. Evet. Değerli Dört Yol Manşet izleyicileri, şu anda Dört Yol Halk Bankası önündeki Kızılay noktasındayız. Milliyetçi Hareket Partisi Dört Yol İlçe Başkanlığı Teşkilatı ile beraber buraya geldiler. Evet, inşallah önümüzdeki hafta nasip olursa Cumhuriyet Halk Partisi Dört Yol İlçe Başkanlığı, AK Parti Dört Yol İlçe Başkanlığı, İyi Parti Dört Yol İlçe Başkanlığı da inşallah bu noktada arkadaşlarıyla beraber gelecekler. Kan vereceğiz. İnşallah biz de orada canlı yayına devam edeceğiz. Şu anda tüm dört yolda hemşehrilerimizi bu kan bağışına davet ediyoruz. Evet, Dört Yol Halk Bankası'nın önünden selamlar ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin.